Selam. Selam arkadaşlar. Selam millet. En son projemi mix master'in kaynı esnada yapıyoruz. Zaten hani şöyle, ben master'in efektine çok milimetre veriyorum. Stereo majör veriyorum bazen. Buna stereo bile vermeyeceğim herhalde. Neden? Delay melay vermişim. Delay sağdan soldan geliyor çünkü bu stereoyu. Hani baba dikkatli kullanmazsan bu şarkıyı öldürüyor, öyle diyelim. Hani şarkıyı katlediyor arkadaşlar. Bilmezsen doğru düzgün. Çünkü normalde sesler de stereo. İyice sağa sola veriyoruz. Telefonlar mono, bir sürü şey mono. O mono, televizyon mono, bu mono. Bir de şimdi iki tane hoparlör bile olsa, al ben mesela şu anda hep bir hoparlöre yakın oturuyorum. Diğerinde duymuyorum. Hani işin o tarafı da var. O yüzden bu stereoya çok abanmayın bence. Benim tavsiyem. Diğer uzmanlar da, bu işin ustaları da öyle söylüyor. Şimdi bakın. Turuncu renkli olanlar şunlar, bakın sadece bunlar pet tarzı falan. Ondan sonra bu sarılar mesela, bunlar yani bunlar da grupta ediriz isterseniz, kapanıyor da şu an yapma. Burada davullar mesela. Buraya davulları koymuşum. Atak var. Bas sesini her zaman yeşil yaparım. Burada yah diyor. Burada yine şunların arasında olması gereken bir ses var. Şimdi dizi de buraya atalım. Ne yaptık? Akompanyalar turuncu. Dizler, dizdir, davuldur falan, bunlar bir arada. Bunlar ana vokaller. Bu da ya ya diye bir ses. Onu belki de kaldırabilirim, bilmiyorum. Şurada bir tane daha FX bas var. Şurada bir tane daha pet varmış arkadaşlar. Ona da yani neden renklendirmen lazım? Çünkü kafan karışır. Şimdi biliyorsun davullar sarı. Bu pettir mettir falan, onlar şey arpejler. Şimdi bakın işte şurada mesela 3 tanesi girmiş en yana. Bak şurada devamlı her yerde 2 tane çalıyor. Bakın şurada da bir üçleme var. Burada bir oynama belki de yapmak zorunda kalabiliriz. Şimdi ben vokali dediğim gibi her zaman iki aşamada yaparım. Vokali daha önce vokali biraz mixledim. Şu anda ne koymuşum? Yani bir autotune var baba. Full autotune. La'dan zaten la minör full şu an autotune. Full sonda. Bunlar varmış, bunları kapamışım. Neymiş bunlar bakalım. Gerek de yok şu anda. Bu ekstradan bu kanala bir şey koymak. Niye? Baktım tizler azsa biraz diz. Ana equalizer'dan da açacağım için. Çok da gerek duymuyorum. Bakın şu an kanallarda hiçbir... Vokale sadece valla delay çaktım, bir tane kod dokun, bir de plate. Şey ayarı da yapmadım yani, ne diyorlar adına. Hani hesaplıyordum, hesap yok baba, yemişim hesabını. Reverb'in hesabı, çünkü normalde hesabı falan yapılıyor da hani neye göre hesaplayacaksın, onu da anlamadım yani. Etkisini hissedemedim, öyle söyleyeyim. Belki de benim hatam. Afiyet olsun bu arada. Koronaya karşı alkol. Başka kurtuluş yok. Müzik.
Şimdi tabi burada belli olmuyor da. Şimdi şunu bir avsiye alayım. Abi işte davul vurmuyor. İşte ben bu davulu nasıl vurdurabilirim falan diyorsunuz ya. Şimdi göreceğiz inşallah. Peak controller onu zaten biliyorsunuz. Bakın bu da önemli olan. Şimdi bakın. 383 frekansı yukarı açmışım bakın. Arada. Kick'te neresi açılmış? Bakın. Kick'in yani orası yani. Kick'in dizlerini şuradan atmışım. Şu ara kısımda basa kalıyor. Bu işin. Yani bu mantıkla yaparsanız. Bu mantıkla ve kick vurduğunda da şeyin. Yani. Bas kalınlarda çalmaz. Bakın bu %100 doğru diye bir şey yok. Ama kick'i doğru düzgün hissedersiniz. Bas da sanki böyle arada yani tamamlarmış gibi çalar. Çünkü benim baslarım çok hızlı. Ben hızlı yazdığım için. O yüzden de böyle hani enstrüman gibi böyle tamamlayıcı değil. Sanki bir gitar sistemiyle yazdığım için. Ha, başka mesela hani low bass. Ha, şöyle yapmak isteyenler olabilir. Ben şu anda basları şeyde hiç çaldırmıyorum hani. Bası yani yüzden aşağı bas yok gibi bir şey öyle söyleyeyim. Şu yani bas. Ya şuraya kadar falan şey yapıyor. Burada zaten arada bir var. Geldiği zaman da hani davul üzerine çakıştığı zaman davul vuruyor, kapatıyor bası. Olay bu arkadaşlar. Bunu yaptığınızda zaten sorun falan kalmayacak şeyde. Ama tabi şu an bu müziğe göre bazıları var. Adam diyebilir ki benim kikim mesela böyle müzikler de var. Kikim şeyde çalışacak. İşte daha böyle mid gibi tizli ritim kik tutturacak. Basları yüksek tutacağım. Öyle müzik yapanlar da var hani. Ama şu anda benim yaptığım müzikte benim aranje tarzımda ben bu sistemi uyguluyorum. Bu sistem %100 doğru değil, bir şey değil ama yani basslar low'larda çok olmasına gerek yok. Diz ve mid'de işte mid'lerde çalışacak. Dizde bas olmazsa mid'lerde çalışacak derseniz bu sistemi uygulayın. Kick vurduğumda onu zaten biliyorsunuz. Bir controller'la. Onun daha önce videoları var. Burada sağ tıklıyorsun baba üstüne mesela şunun. Zaten bak link to controller diyorsun. Link to controller'den hayırlı işler. Bu yani arkadaşlar. Orada da efekt yok. Allah Allah diyeceksin ya ne kadar garip değil mi? Adam hiçbir efekt vermemiş mi ya? Gerek yok. Gerek yok. Bir sürü enstrüman lazım. Dizi var, şeyi var. Bir de ekstra bunlara yok kompresörmüş, oymuş, buymuş. Erkan Ala. Arada yanından equalizer, yanından bilmem ne. Baba gerek yok. Yani olayı da aranjede bitirmemiz lazım mı? Aynen öyle. Aranjeyi doğru düzgün yapmadıysa bunu mix yapan, mastering yapan baba bu şarkıyı toparlamak gibi bir şansı yok yani. Sen doğru davul seçmediysen. Ya ben de şimdi artık kendi davul bankalarım oldu. Yüzlerce, binlerce davul geçti benim elimden. Artık 8 tane, 10 tane mesela davulu belirledim. 8 tane, 10 tane de kiki de belirledim. Yani körün değneği belirlemesi gibi aynı şeyler de yapıyorum abi. Bakın şu anda şu çakıştığı yerler var dedim bakın. Şu bölge şey sadece. Bir tanesini mesela buradan kapatabilirim de ne gerek var 4 tane çalmasına. Veyahut da bakın şimdi. I love you, sexy, sexy girl. I love you, sexy, I love you.
Bu kendisinden, bu Nexus'tan geliyordu. Kendinden bunun çok fazla stereosu vardı. Mesela arkadaş, bunun baslarına gerek yok, sil gitsin. Ya dizine gerek yok, sil gitsin. Hiç gerek yok arkadaşlar, hiç. Yani fazla kapatırsanız o defa şey yap. Geçelim biraz. Evet. Şimdi bakın, bunda kaç? 3500 frekansı açtım. Yani aslında kağıt kalem de bulundurmam lazım. 3600 frekansı çok az açtım. Şimdi şu. Mesela buna bir vokale uyguladım. Plate efekti. Biraz uyguladım. Şimdi şimdi sadece bu plate'le olayı bitireceğim. Tabii fazla. Buna biraz uyguladım. Şu neymiş abi? Ben bunda şu anda hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet. Evet. Burada uyguladık biraz. Bir equalizer'da bunu açalım. Şimdi bu biraz basslarda çalışıyor. Dedim ya arkadaş, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Şurada hatalı şeyden yaptığı için böyle. Evet, ne gerek var? Ne yaptık be Canan? Canan ne yaptın Canan? Bakın şimdi. Az önceki 3000 bilmem nedeydi. Şimdi. Evet. Bunu da 1700'lerde açtım arkadaşlar. Kaç desibel açmışım? 2-2,5 desibel. Fazla değil. Şimdi bu akordeon, bunda reverb'i kendinden vermişim. Daya da delay'i yaydırdı. Yeter. Kim o, kim o? Kalbimi çalan, taşları atan. Sen varsan kalbimin tek sahibi. Arkadaşlar şu, bunu kısacağım biraz ya. Ya burayı limiter mi ne versen, hani bu bir dengesiz böyle çalışıyor, kafasında böyle işler yapıyor, hani çok sağ çok sol, yani bu çok dengesiz işler yapıyor bu. Ya güzel arpej, hoşuma gitti. Biraz. Evet. Biraz bassın ya bazı yerlerde. Bakın görüyorsun ne kadar aşağı indiriyor. Tamam. Sen varsan kalbimin tek sahibisin. Aç kollarını, sar beni sevdiğimi. Ne abi? Sen varsan. Arkadaş ben bunu buradan bunu sileceğim ya.
Buradan silerim ya. Ne gerek var 3 tanesi? Burada kapatacağım. Bakın aranjede fark etmedim onu. Çünkü farklı enstrümanda var. Bir tanesini mecbur edeceğim. Yani sağ sol pan falan yapmayacağım. Evet. Evet, daha iyi oldu. Şurada devreye girebilir çünkü bu. Allah Allah bu. Şurada mesela yani devreye girebilir çünkü şey yapmış. Ha, bir tanesi devreden çıktığı için. Lan sil demişim buna. Ne alaka oğlum ya? O silinir mi? Tamam mı? O şu pad devreden çıkıyor. Burada gire. Şimdi bakın kendi projemi yapıyorum. Sen şimdi hani fark ettim ki yani biri başka adamın projesini yapmış olsam ben bunu silemezdim kafana göre. Gider onu duyar aranjör. Ama kalabalık abi. Kalabalık yani ne gerek var? Şurada bir tane 1, 2, 3 bir de dördüncü şey. Bası var, tizi var, vokali var. Bunlar hangi biri çalışacak yani? Kapattım onu. Devam. Burada devreye girdi. Şimdi burada sorun yok. Burada yine kapatsa. Şimdi burada. Müdahale etmem lazım. Evet. Senden güzelim ya. Senden özelim ya. I love you. Şimdi bir insanın müziği Ankara havası bilmiyorsan Max Mix'in diyeceğim, Max Mastering yapacaksın. Dediğim gibi o kafa sallatma olayı. İşte rap'i bilmiyorsan nasıl yapacaksın? Arkadaş müzik tarzını bilmen lazım. Tekno'yu bilmiyorsun mesela. Progressive'i bilmiyorsun. Onu nasıl mixleyebilirim ben? Hiç haberim yok, dinlememişim. Veya dinlesem bile işin içine girmemişim. Şimdi bu Roman Abbas tarzı mı, sonuçta insanlar bunda oynayacak. Arabada dinleyecek. Hani o ahengi yakalaman lazım. Davul vurması lazım. Cross duyulması lazım. İnsan vokal duyulacak ama akompanyaları, o aksaklığı sağlayan şeyler, bunların da böyle iyi duyulması lazım. Bütün olay denge. Şimdi burada bak Çapanoğlu, yani burada ne bu? Yani benim böyle hep kulağıma batan şey şu enstrüman arkadaşlar. Şu hep... Bu enstrüman benim kulağıma çok fena batıyor. Zaten bak bir yerde bunu kaldırdım. Kaldırdım yani arkadaş. Zaten başka bir yerde de çalmıyor bu ya. Allah Allah, burada bir çok ilginç. Çok. Ne abi? Arkadaşlar
Bu benim en sevdiğim şey. Dune'den geliyor. Şöyle. Dur abi, yanlış yaptık. Şunu abi. Hem şuradan vereceğim bunu. Bu ne ya? Dur şimdi. Evet. Kaça verdim? 2300'den 300. Çünkü bu nakaratlarda giriyor, böyle bir canlandırsın istiyorum. Nakaratlarda giriyor bu. Bakın. Abarttık arkadaşlar. Devam edelim. Kim o, kim o? Kalbimi çalan, ateşleri artan, senin için yanan. Kıramam ben bana, o biliyor bunu. Sadece sevmek yetmiyor, o ayrı bir konu. Senin araban marka, senin çantan marka. Herkes konuşur ne kadar zorlama, kimsenin hakkına uyma. Seni sevmek kolay mı? Seni sevmem olay mı? Problem yaratan olursa, sıkarım adıma kolay mı? Sen varlısın, kalbimin tek sahibisin. Aç kollarını. Sen varlısın, kalbimin tek sahibisin. Sen varlısın, kalbimin... Bu ne kadar yanlış bu armoni. Bunu da değiştireceğim. Sen varsın, evet. Kalbimde sıkarım adama kolay mı? Sen varsın, evet. Kalbimin tek sahibisin. Aç kollarını. Sar beni zevkine. Sen varsın, dünyalar güzelimsin. Bütün şarkılar yazılmış sanki senin için. I love you, senden güzelim yok. Arkadaş, bu cross çok önemli. Cross çok önemli arkadaşlar. Davut bak bak bu yani bu ikisinin uyumunda çünkü gidiyor. Başka bir yaptım bir hata, bu hep kolonun önünde duruyorsun zaten. Adam uzak uzaklaşmak lazım. Uzaktan dinlemek lazım projeyi ama yani bir dinlendirmek lazım yani. Şunu abi. Ya ne kadar toplasan toplasan. Sen varlısın, kalbimin tek sahibisin. Bir ekolayzırla var mı yani? Kompresör hangisine koydum? Snare'e koydum biraz sadece. Evet. Şunu arkadaşlar. Şimdi bak. Şimdi sadece şu şeyleri açık bırakalım. Bas şey. Şeye biraz plate verince bak ne olur. Oo.
Arkadaş hemen şey geldi. Size biraz bir... Dönüz mü? Sadece biraz bunu verdim bu. Crossover falan da ola vermeyeceğim zaten. Kalbimi çalan, ateşte yaratan, senin için yanan, kıramam ben ona, o biliyor bunu, sadece ayrı bir konu, marka. Yani buna marka. Size bir şey vermeye gerek var mı? Gerek yok abi. Seni sevmek kolay mı? Seni sevmek kolay mı? Çok fazla. Sen varsa kalbimin tek sahibi. Burada baba bunu yapmam çok tam isabetli oldu bak. Şaşırdım zaten bunu neden sadece burada kullanmışım. Şimdi bir şarkının girişi çok önemli herkes için. Giriş çok önemli arkadaşlar şarkıda. Burada işi yok ya. Sen varsa kalbimin tek sahibi. Burada bir hata var. Sen varsa kalbimin tek sahibi. Açık ol yolunu. Sar beni sen kalbini. Sen var ya sen, dünyalar güzelim. Bir şeye gerek yok ya. Ne kadar çok dolduruyorsun içini. Şu tonal balans kontrolü bir de dengeye bakayım bakalım ne durumda. Bazıları şey yapıyor hani. Sen söyle. Bazıları... Yok referans proje falan alıyor. Ben kesin almam en sevmediğim şey. Adam benimle aynı davulumu kullanmış. Vokali aynı bir şey. Aynı ben neden referans alayım ki aynı şarkıyı. Kesinlikle almam ya. Sesleri çok fazla açmam. Zaten YouTube kısıyor. Sen var ya sen. Dünyalar güzelim. Şu ortalar mesela zayıf geliyor. Bin iki bin arası sanki zayıf arkadaşlar. Yani öyle gösteriyor bu. Bas seçtim de. Ya bu şöyle hani. Bir dakika. Bas dedi bu iyi değil. İyi diyen mi dedi ya? Bu hip hop mu diyelim buna? Folk. Reggae ha reggae diyor reggae. Hala zayıf. Yani 600, 1000, 2000 frekansları zayıf diyor. Aslında biraz bu benim sesimle de kaynaklı bir şey. Neden? Sesim böyle baslarda çalışıyor, tizlerde falan oralarda ama dur bakalım. Zayıf dedi. Şunu açınca mesela şimdi. Şimdi dur bu kasıyor. Şöyle 1500 yani şuraları falan ya açalım biraz. Sen var ya sen, dünyalar güzelim. Şeyde nasıl açıldı? Ya ne oldu? Ne oldu? Equalizer açınca bu açtığımız alay hemen devre dışı. İşte bunu duymak mesela. Evet. Yani buna direkt etki etti. Bakın o gitar gibi enstrümana direkt anında etki etti. İşte bunu duyamazsan sıçarsın. Bunu duyamayan sıçar işte. Açtığım zaman
O yüzden işte çok efekt, hiç gerek yok efekt. Şu mesela, bu da basları açar. Benim için bu mastering %90 bitmiştir. Mix masteringi. Şimdi tabi bunu AFS'ye alacağım. AFS'ye alacağım ondan sonra. Acelem yok, hani bir gün sonra yine dinlerim. Ya bu %90 bitti yani buna. Davul şey dengesi güzelse. Tizi falan her şey var zaten. Davul şey dengesi. Davul vokal dengesi. Çünkü yani benim sadece mesela bir davul bir vokal olsa bu şarkı yine dinlenir. Ama vokal düşük kalır veya o davullar şeye bile çok gerek yok yani. Bas gitarla olmaz da. Okey. O dengeyi onu dinledikten sonra tamam mı arkadaşlar? Bu yani. İşi bilirseniz bu kadar bir zaman alıyor. Kanalımı takip edin.